İyi akşamlar. Güne Bakış'tan merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, terör örgütlerine yardım suçlamasıyla yargılanan ve ev tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Brunson'la telefonda görüştüğünü ve Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Kuzey Carolina'da din özgürlüğü üzerine 3 günlük bir konferansın kapanışında konuşan Pence, Andrew Brunson'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Brunson'ın serbest bırakılması ve ABD'ye dönebilmesi için Başkan Trump'la birlikte gereken her şeyi yapacaklarını garanti ettiklerini söyledi. Pence açıklamasını 1,5 yıldır tutuklu bulunan 50 yaşındaki rahip Brunson memleketi olan Kuzey Carolina'da yaptı. Başkan Yardımcısı ayrıca Brunson'la ilgili açıklamalarını Twitter üzerinden de paylaştı ve bu tweetlerden birini hesabının ana sayfasına sabitledi. Pence tweetlerinde doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek rahip Brunson'ı serbest bırakın ya da bunun sonuçları olur ifadesini kullandı. Mike Pence'in hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump da bir tweet atarak ABD'nin bu durumda büyük yaptırımlar uygulayabileceğini ve hemen bırakılması gerektiğini söyledi. Konuyu Aydın Saycan ile konuşacağız. Aydın Bey şu an Skype hattımızda. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, böyle bir gelişme yaşandı. Hem Mike Pence'in açıklamaları hem de Donald Trump'ın ağır sayılabilecek sözleri, belki de tehdit vari. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben duyamıyorum. Tamam, tekrar sesimi iletmeye çalışayım. Belki tehdit dediğinizi duydum en son. Evet, Mike Pence'in ve Donald Trump'ın bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Hani zannederim birkaç kere sizin stüdyoda konuk olduğum zaman söylemiştim. Tekrar olacak ama işte 50 yaşıma yaklaşıyorum. Yani ömrümde görmediğim 20 senede eğer hariciyede kenar köşe görev yaptığımı dikkate alırsanız ömrümde görmediğim olaylar yaşanıyor. Bunun hani yegane sorumlusu Türkiye'de diyemeyeceğim doğrusu. Ama işte daha dün Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yumrukları tokuşturup burada işini yegane doğru yapan adam sensin deyip oradan işte Helsinki'ye gidiyor Trump örneğin. Trump'la Putin orada oturup anlaşıyorlar. Ardından bu geliyor ve özellikle Aslı Aydın Taşbaş'ın da yazdığı gibi önceden zaten yapılmış bir... Varılmış bir mutabakat olduğu anlaşılıyor Amerikalılarla. Tabii bunu benim söyleyememem gerekir. Çünkü yargı bağımsız malum Türkiye'de. Öyleyse hani yargının alacağı bir karar hakkında nasıl bir diplomatik mutabakata varılabilir ki diye siz de bana sorabilirsiniz. Dolayısıyla herhalde ABD'liler böyle bir izlenim edindi demeliyim. Zira zaten mahkeme Brunson'ı bırakmıyor. Bırakmış olsaydı, hani böyle bir mutabakatla ilgili olarak söylemiyorum. Hani diyelim böyle bir şey olsaydı, diplomatik olarak çok güzel bir çıkış yolu olacaktı. İşte bağımsız Türk yargısı serbest bıraktı. Bırakmıyor. Ondan sonra zorla baskı sonucunda bırakılmış izlenimini güçlendirecek bütün unsurlar ortada. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Güney Afrika'ya uçarken bırakılıyor. Ama ev hapsine çıkması demek yeterli olmuyor ki başkan yardımcısından bunun sonuçları olurun ötesinde. Hani F-35 almamak falan en artık bu hafif derdiniz olur gibi çok ağır ifadeler var. Ve Trump'ı da hani ben bunu kendi kafamdan söylemiyorum. Başkan da bu görüşte diye. Zaten başkanın arkasından bu konuda tweet atıyor. Şimdi hani... O da yeni bir yenilik zaten tweet atan başkan ama bunu biliyorsunuz ilk Ruslar söylemişti. Hani biz başkan Trump'ın attığı tweetleri resmi açıklama kabul ederiz diye. Bence de öyle. Çok tuhaf, gergin, öngörülemez bir tarihsel andayız. Yorumlamak, sonuçlarını öngörebilmek çok zor. Daha dün ben de kendi programımda hem İlhan Uzgel'le ama daha uzun uzun Mehmet Ali Tuğtan'la bunları konuştum. Büyük sıkıntılar var gibi gözüküyor. Hem sadece ABD ile ilişkilerde değil, üstelik bu defa Rusya ile de öyle gözüküyor. Şunu da sorayım son olarak. Bu büyük bir diplomatik kriz midir? Öyledir. Yani hani bu kriz sözcüğünü
ben tabii ki ekonomist değilim. Ekonomistler biliyorsunuz bir şey sorulup da kriz midir deyince krizin tanımını yaparak başlıyorlar. Ben de hani topu yanlara doğru oynamak, taça atmak istemem ama bu bir sıkıntıdır. Yani Türkiye ile ABD arasında veya şunu söyleyeyim müsaadenizle. Lütfen. Türkiye'de bugünkü kadar yaygın, derin ve müzmin bir anti-Amerikancılık hem toplumsal katmanlar bakımından hem siyasi yelpazede herhalde olmamıştı. Dolayısıyla ABD'ye kafa tutmak, her konuda ABD'nin söylediğinin tersini söylemenin ne iktidar açısından ne muhalefet açısından bugün iktidarda kim olursa olsun Türkiye'de hiçbir faturası yok. Ama ABD Türkiye'nin küresel gücü. Biz de onlarla aynı güvenlik ittifakının bir parçasıyız. ABD'nin Türkiye üzerinde Türkiye'ye zarar verebilecek elinde çok fazla imkan var. Türkiye dünyadaki küresel bağlamı girdi, veri, sabit kabul edip kendi elini ona göre düzenlemediği müddetçe çok kırıcı bir dönem bizi bekliyor demektir. Zaten ekonomide de malum belki Ekim ayına kadar kötü durum daha ağırlaşacak. Bu bakımdan şu önümüzdeki aylar bence çok çok sakıncalı aylar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Güne Bakış'ta konuğumuz Aydın Selcan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Rahip Brunson'la ilgili Türkiye'ye yönelik açıklamalarını konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. Yunanistan'da 82 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının yanan elektrik kablosu nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangındaki son durumu arkadaşımız Şükran bölgede bulunan Emre Kaptan'la konuştu. Kesinlikle bilinçli bir şekilde yapılmış, bilinçli bir şekilde planlanmış bir yangın. 15 farklı yerde başladığı söyleniyordu yangının. Bu doğru mu? Evet, aynı saatte başlamış bir yangın. Kişiler tarafından yapılmış bir yangın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 59 il başkanı genel merkeze destek vererek olağanüstü genel kurultaya gerek olmadığı yönde tavır aldı. 59 il başkanı adına konuyla ilgili açıklamayı bugün Ankara İl Başkanlığı'nda Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, kamuoyu önünde sosyal medya ve basın açıklamalarıyla yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz. 24 Haziran seçimleri sonrasında daha seçim sonuçları analiz edilmeden, tartışılmadan, değerlendirilmeden bir olağanüstü kurultay çağrısı yapılması ve bu çalışmanın sosyal medya, basın ve kamuoyu önünde sürdürülmesi doğru değil. Güne Bakış'ta bu akşamki konuğumuz editör, yazar Metin Karabaşoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak. Sizinle konuşmak istediğimiz konu siyasi iktidar ve dini yapıların ilişkileri. Bu konuda nereden çıktı? Son dönemlerdeki konulardan tabii geliyor. Adnan Oktar hareketi mi diyelim artık? Siz nasıl adlandırıyorsunuz mesela? Yani kült demek herhalde en uygun olur. Yani Adnan Oktar tam buradan başlamak mesela istiyordum. Cemaat vesaire.
Tam diye orada tanımlanması evet. Çok absürt bir şey olur herhalde. Evet, onu cemaat, tarikat ve kült gruplar arasındaki farkı tarif ederek başlayalım mı? Yani şimdi tarikat dediğimizde çok yani İslam tarihinin hani başına kadar aşıyor. Sahabiler döneminden sonra Emeviler dönemiyle birlikte Emevi iktidarıyla birlikte zaten sorun orada başlıyor. Yani Müslüman toplum ile yönetici elit arasındaki sıkıntıların başladığı dönemi işaretliyor Emeviler dönemi. Ondan sonra ona tepki olarak oluşan hareketlerin biri de Züht hareketi. Yani Emeviler ne kadar dünya zevki, safası ve iktidar devşirme çabasındaysa bu defa bir tepki olarak da dünyadan uzak durma şeklinde bir şey alınma. Züht hareketi. Züht hareketi daha sonra tasavvufa dönüşüyor. Tasavvuf daha sonra 12. yüzyılda tarikatlara dönüşüyor. Daha kurumsallaşıyor. Yani bu anlamda baktığımızda tarikatlar dediğimizde işte 1300-1400 senelik bir mazisi, altyapısı, zemini ve yöntemi olan bir yapıdan, bir gelenekten, bir büyük gelenekten bahsediyoruz. İçinde çok çok farklı renkleri, tarzları, dalları da barındıran. Yani cemaatler dediğimizde bütün tarikatları bir yönüyle bakarsak aynı zamanda cemaat olarak tanımlamak mümkün. Peki tarikat tanımları varken ayrıca niye bir cemaat tanımı var diye o zaman sorulabilir. Şimdi tarikat tabii o, yani dindar insanların belli bir tarz üzere kümelendikleri bir şey, sosyal ağ, beraberlik oluşturdukları yapıyı temsil ediyorsa burada tarikatlar bunun ciddi bir kesimini ifade etmekle birlikte de kendisini tarikat olarak tarif etmeyen, hani tarikatın tarzı üzere hareket etmeyen ama diğer taraftan yine de dini sosyalleşme zemini oluşturan, ortak bir dil, ortak bir şey, din anlayışı, dine hizmet anlayışı içeren yapılar söz konusu olduğunu orada. Yani dolayısıyla cemaat kelimesi de tarikat kelimesinin yanında bunu da kullanma durumunda kalıyor. Tabii cemaat kelimesinin kullanmasının bir sebebi de Türkiye'de zaten tek parti döneminde malum tekkeler, zaviyeler, dergahlar vesaire her şey kapatılırken ve hani tarikatlar bir nevi yasa dışı ilan edilirken daha farklı yapılanma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Biraz da cemaat kelimesi, yani bunu tarif etmek için şartların biraz da zorladığı bir şey ama hani cemaatlar dediğimizde içinde tarikatları da barındıran daha geniş dini toplumsallık kümeleri diye ifade etmemiz mümkün. Kült dediğimizde ise ki kült dedik. Mesela tarikat dedik, zaten İslami miras içerisinde kelimenin bir karşılığı var. Cemaat dedik, onda var. Kült dediğimizde bu defa batıdan gelen bir kelimeyle açıklama ihtiyacı duyuyoruz. Bu bile bence başlı başına zaten orada var olan hani sıkıntıyı ifade ediyor. Çünkü o gelenek içerisinde açıklanması çok da mümkün, kolay olmayan bir şey ifade ediyor. Yani kült dediğimizde ise artık daha kapalı bir yapı. Kendisine çok özel bir şey, misyon oluşturmuş. Kendisine ve liderine. Belki yani bunun içinde çok açtığımızda yani dünyanın kurtarıcısı olacak derecede bir misyon yüklemiş. Ona göre kendi içinde farklı bir dil olan ve çok katı, içe kapan bir şey, hiyerarşik bir ağı olan bir yapıyı bahsediyoruz. Bu manada mesela geçenlerde bu konular üzerine çalışan bir ilahiyat ismi, yanılmıyorsam Profesör Hilmi Demir'in bir tanımlamasıydı. Ben bunun açıklayıcı bir tanımlama olduğunu düşünüyorum. Yani giriyorsunuz ve çıkabiliyorsanız bir yapıya, merak ettiniz veya hoşunuza gitti, girdiniz. Sonra hoşlamadı, yani terk ettiniz, çıktınız. Hani girmeniz de çıkmanız da bir sorun oluşturmuyorsa, diyor bu cemaattir, tarikattır. Ama girdikten sonra çıkamıyorsanız ve çıkmak için çok büyük bedeller ödemeniz gerekiyorsa o artık cemaat tarikat değil, sorunlu, patolojik böyle bir kült yapısı içindesiniz demektir. Şimdi bu çok iyi oldu böyle açıklamanız, evet. Çünkü çok karıştırılan kavramlar ve evet. Bize şimdi yardımcı olacaklar. Anladığım kadarıyla Adnan Oktar'ın grubunu kültüye sokuyorsunuz. Evet. Fethullah Gülen
hareketinde, yani Fethullah Gülen hareketinde 3 yapıyı aynı anda içerdiğini düşünüyorum. Yani Fethullah Gülen hareketinin bir cemaat diye tanımlayacağımız bir çeperi var. Ki zaten geniş kamuoyuna, siyaset dahil, aynı zamanda bütün toplum kesimlerine kendisini daha ziyade cemaat yüzüyle hep suna geldi. Süreç içerisinden gördük, o cemaat yapısının içerisinde bir de bir şey, örgütsel bir yapı var. Örgütsel yapının merkezinde de bir şey, kült oluşumu var. Yani Fethullah Gülen yapısı dediğimiz orada iç içe cemaat, örgüt ve kült diyebiliriz. Üçlü bir şey, yapının iç içe olduğunu görüyoruz. Peki bugün Türkiye'de baktığınız zaman siyasi iktidarın dini yapılarla ilişkileri nasıl görüyorsunuz? Yani sorunu görüyorum. Ama bunu sadece siyasi iktidarın tek taraflı hani soru olarak almayalım. Hani iki türlü şey yapalım Burak Bey. Hani siyasi iktidarın hani cemaat yapılarıyla olan ilişkisi nasıl görüyorsunuz da cevabım. Sorunu görüyorum. Şöyle de sorulsaydı. Cemaatlerin siyasi iktidarla olan ilişkileri nasıl görüyorsanız yine sorunlu görüyorum. O zaman iki taraftan da bakalım. Ben iki tarafın da burada doğru yerde durmadığı kanaatindeyim. Olayın hani doğası açısından baktığımızda da hani siyaset için belli. Yani siyaset sonuç alma sanatıdır. Son tahlilde sonuca odaklanır. Yani bunun için meşru yollar kadar siyaset yeri geldiğinde meşruiyet sorunu olan yolları da kullanabilir. Yani dolayısıyla yani mesela şöyle bir örnekle açıklayalım. Bir siyasetçi yalan söyler mi? Normalde söylememesi gerekir. Hiç kimsenin yalan söylememesi gerekir. Ama bir siyasetçinin yalan söyleme potansiyeli bir Müslüman alimin veya bir tarikat şeyhinin değil mi, yalan söyleme potansiyelinden daha fazladır. Çünkü bir sonuca kilitlemiş, dünyevi bir sonuca ulaşacak ve o sonuca ulaşabilmesi için gerçeğin dışında beyanda bulunması gerekebiliyor kendine göre. Çünkü sonuç için ben diyor bunu söylerim, sonra bir şekilde telafi ederim vesaire diye. Dindar bir siyasetçi olsa dahi bunu yapabilir mi? Yapabilir. Ve insanlar hani siyasette zaten böyle bir şeye kısmen açık oldukları için, yani siyasetin yapısı için, yani sonuç almak için her türlü yol orada denenebiliyor, kullanabiliyor. Amacın meşruiyeti söylem üzerinden araçlardaki sorun bir şekilde izah edilmeye çalışılıyor diye meseleyi bir şekilde tolere edebiliyor insanlar. Ama mesela bir şeyh yalan söylediğinde veya bir Müslüman alim yalan söylediğinde bu tahammül edilemez bir şey olarak görülüyor. Çünkü ondan beklenmiyor. Siyasetçiden beklenen şey alimden veya şeyhten beklenmiyor. Yani bu dahi hani ikisi arasındaki problemi farklılığı hani göstermesi bakımından bir örnek olarak söyleyeyim. Yani siyasetçi sonuç almaya odaklı olduğu için her yapıyla, dini olsun, din dışı olsun, her yapıyla ilişki kurar ve bu ilişki son talde kendisi merkezidir, kendisi odaklıdır. Merkezi. Evet, yani bir sonuç vardır. O sonuca ulaşmak için bana bir yarar sağlıyor. Mesela bugünkü şey açıdan bakarsak bir oy sağlıyor mu? Kamuoyu desteği sağlıyor mu? Sağlıyor. O halde ben bu ilişki içerisine girebilirim der. Yarın bunun bir karşılığı da var herhalde. Evet. Yani bunun için şunu da yapar. Yani peki bu desteği sağlamak için benim al gülüm ver gülüm ilişkiler içerisinde olmam gerekiyor mu? Gerekiyor. O zaman gireyim. Yani bunu da der. Ama yarın bir sorun çıktığında siyasetçiyi toplumun affetmesi o cemaati, tarikatı veya o alimi veya şeyhi affetmesinden daha kolay olur. Çünkü o yapılanı siyasetçiye yakıştırır da, şeyh efendiye yakıştırmaz. Veya o alim kişi, o hocaya yakıştırmaz. Yani dolayısıyla, yani sadece bu örnekten dahi yani şunu görebiliyoruz. Eğer cemaatler cemaat olarak kalmak istiyorlarsa, yani kendi yollarında yürümek istiyorlarsa, kendi meşruiyet alanlarında lekesiz bir şekilde inandırıcılıklarına dair, sözlerinin sahiciliğine dair hiçbir yara almaksızın yol almak istiyorlarsa geri siyasetle yani bu tarz ilişkilerin içine girmemeleri gerekiyor. Diğer taraftan iktidara bana göre zaten hiç talip olmamaları gerekiyor. Ki dönüp baktığımızda zaten bütün bir İslami miras içerisinde hani genel eğilim zaten hem alimlere ve işte tarikatlara ve tarikatların önderlerine ağırlıklı olarak
idarecilerle, iktidar sahipleriyle olan ilişkiyi asgari düzeyde tutmak, hatta sıfır ilişki düzeyinde tutmak şeklinde belirlediklerini görüyoruz. Öyle ki mesela İmam-ı Azam'dan başlar. İmam-ı Azam en büyük imam diye anılan bir yani alim olmakla birlikte Abbasilerin baş kadılık görevini kabul etmediği için eziyete maruz kalmış bir kişidir. Yani bunun gibi başka Ahmet İbni Hanbeli, diğerleri vesaire hem alimler olarak hem de tasavvuf tarikat çizgisindeki isimler, mürşitler olarak burada ana eğilimin, yani deyim yerindeyse, bugünkü dille ifade etmek gerekirse, onlar tabii böyle ifade etmiyorlar da bugün daha rahat anlaşılır diye söylüyorum. Yani deyim yerindeyse sivil kalmak. Yaptıklarını, söylediklerini, verdikleri hükümlere ve ortaya koydukları kanaate siyasetin gölgesini düşürmemek şeklinde bir hassasiyet ile hareket ettiklerini görüyoruz. Yani buna karşılık hani iktidar sahiplerinin ise sürekli orada bir şey var, oluşum var. Sözüne itibar edilen bir şahıs var. O şahsı yanıma çekebilir miyim? O şahsın nüfuzu üzerinden yani belli bir kitleyi yanımda, hatta şöyle diyeyim, gerektiğinde yanımda, gerektiğinde siper olarak önümde, gerektiğinde bir güç, dayanak olarak arkamda hissedebilir miyim? Dedim ya, sonuç almak istiyorum, bir hedefe kilitli. O öyle bakar. Bu tutum içerisinde bir ola gelmiş. Siyasetten ilim geleneği içerisinde veya tasavvuf geleneği içerisindeki isimleri veya bugünkü dil ifade edersek cemaatlere veya tarikatlara veya onların önderlerine hep bir talepkarlık söz konusu ola gelmiş. Ama işin aslını bilenler, ikisi arasındaki siyaset iktidar boyutu ve de o manevi hizmetler, bu ikisinin mantığındaki farklılık ve hatta hani çelişkiyi gören şeyhlerin, alimlerin, o kanaat önderlerin, mürşitlerin siyasetin talebine rağmen bir mesafe koyduklarını görürüz. Hatta böyle enteresan hikayeler var. Dönüp İslam tarihine baktığımızda mesela Akşemseddin. Yani İstanbul'dayız. Yani çok anlatılır ya, Fatih'in hocası filan mesela o boyutunu şey yapardı ama mesela Akşemseddin için Fatih İstanbul'da bir medrese yaptırmak istediğinde Akşemseddin İstanbul'u terk ediyor. Yani bir örnek olarak mesela zikredelim. Bunun gibi çok örnekler var. Peki. Yani dolayısıyla burada hani siyaset sonuç almak için bütün ağları, bütün ilişkileri, bütün daha farklı ve küçük diyelim kendisine göre güç oluşumlarını gücün temerküz ettiği bütün imkanları kendi lehinde kullanmak. Bir, iki, kendi aleyhinde bir kullanıma konu olmamalarını sağlamak. Siyaset bu refleksle hareket ediyor. Ama öbür taraftan cemaatlerin, tarikatların veya onların önderlerinin, yani bizim işimiz dünya değil. Biz Allah'tan bahsediyoruz, ahiretten bahsediyoruz, Allah'ın rızasını kazanmaktan bahsediyoruz. Bu dünyanın asıl yurdumuz olmadığını bahsediyoruz. Ama ondan sonra saraylardan çıkmıyoruz. Saraylardaki ziyafetlerden çıkmıyoruz. Köşklerde yaşıyoruz. Muazzam böyle mal varlıkları yaşıyoruz. Bugünkü dille holdinglerimiz var, şirketlerimiz var. Bu olacak iş değil deyip bence hem siyaset hem ticaretle ilişkilerini daha düzgün ayarlamaları beklenir. Şimdi bir soru, bir karşılaştırma. 2002 öncesi, Adalet ve Kalkınma Partisi öncesi dini yapıların bulundukları noktayla bugün 2018'de bulundukları noktayı karşılaştırdığınızda ne görüyorsunuz? Şimdi kendilerine sorsak muhtemelen bize çok büyük başarı hikayeleri anlatacaktır. Önemli kısmı eskiden neydi? Bir de 2012'nin hemen 4-5 sene öncesi 28 Şubat var. 1997, 28, onu da anlatarak ne çektik? 28 Şubat şartlarından filan vesaire deyip işte o zaman şuyumuz yoktu, bugün böyle. O zaman şuraya ulaşamıyorduk, bugün böyle filan diye veya kendilerine sağlanan veya açılan belli imkanlar. Belki devlet eliyle tahsis edilen belli mekanlar, devletin değişik kurumlarıyla sağlanan değişik ilişkiler. Yok mesela biri anlatacak ki Milli Eğitim Bakanlığı'yla şöyle bir
ortak projemiz var. Öbürü diyecek Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla böyle bir iki diyecek ki bak filan tarihi mekan bize tahsis edildi vesaire. Yani bu açıdan bakarsak muhtemelen kendilerince bir başarı hikayesinin içerisinde olduklarını düşünecekler ve böyle bir hikaye anlatacaklarını düşünüyorum. Ama ben burada yani dindar bir şekilde yaşamaya çalışan ama öbür taraftan da kendi bireyliğini, sevildiğini korumaya çalışan bir kişi olarak baktığımda da 2002'den bugüne, yani bugün ciddi bir inandırıcılık sorunu, ciddi bir sahicilik sorunu ile yüz yüze geldiklerini söyleyeyim. En temelde de şu, 2002'de yani onların her biri adalet hassasiyetinin simgesi durumdaydılar. Çünkü yaşadıkları mağduriyet vardı zaten. Özgürlük vaat ediyorlardı. Çünkü devletin işte seküler hassasiyetlerle baskısına maruz kalmışlardı. Ama bugün adalet diyen mesela bir şey genç adresi, yani adaletle ilgili hassasiyetinin cevabını orada bulacağını düşünmüyor. Bilakis orada bulamayacağını düşünüyor. Onları artık özgürlük için bir çabanın sembolü olarak görmüyor. Tam aksine orada iradelerin ipotek altına alındığı ve yani siyaset içinde, yani bu hiyerarşi ilişkilerinin kullandığı bir çerçeve olarak görüyor. Yani netice itibarıyla esasen söylemleri ile eylemleri arasında büyük bir mesafe oluşmuş durumda. İnsan için cazibe konusu olan hususlar olarak. Hani bazıları evet menfaattir, şudur budur farklı şeyleri sever ama esas olarak nedir? Biz insan olarak nedir? Biz adaletin olduğu yerde olmak isteriz. Adalet hassasiyetinin, değil mi, duyarlı olduğu yerde olmak isteriz. Özgürlüğün vaat edildiği veya konuşulduğu yerde olmak isteriz. Biz yani muhabbetin, sahiciliğin, hesapsızlığın olduğu yerde olmak isteriz ve yani bu manevi yapılar da bundan dolayı esasen insanları cezbederler. Yani bu yönüyle ben ciddi bir gerileme, hatta çöküş yaşadıklarını düşünüyorum ama öbür taraftan bazıları ne bileyim mevcut ilişkiler içerisinde diğer taraftan yani şu boyutu da vardır işte. Ne bileyim bak böyle ilişkiler var. Bende şöyle bir sorunum var. Bu sorunu sormak için onların ilişkileri benim için bir imkan olabilir veya işte iş vesaire açılardan bir referans oluyor. Sere böylelerini cezbedebilir. Ama ben gerçek bir manevi arayış içerisinde olan insanlara hitap etme kapasitesi bakımından cemaatlerin, tarikatların 2018'de 2002'ye göre çok gerilemiş bir durumda olduklarını düşünüyorum. Ama bunu asla göremediklerini de görüyorum. Kimi dini yapıların ya da kendi dini yapı olarak adlandıran grupların üzerine devletin gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardayken? Şimdi geçmişte hani şöyle diyeyim, Türkiye açısından bakarsak, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi açısından bakarsak olay şöyle görülebilir. Sadece dindar olmayan iktidarlar olduğunda dini yapılar üzerinde bir baskı söz konusu olur gibi bir algı oluşmuş olabilir. Ve bundan dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi, dini hassasiyetleri de vurgulayan bir parti olarak Adalet ve Kalkınma Partisi varken hani böyle bir şeyin tablonun ortaya çıkması bir anormal bir durum olarak görülebilir. Fakat tarihi daha geriye götürdüğümüzde Emeviler döneminden başlayarak yani burada hani kendini çok dindar olarak tarif eden kişilerin veya yapıların, zümrelerin iktidar olduğu dönemlerde dahi dini yapılar hep o iktidarın istediği şekilde biçimlendirilmek, ona göre bir söyleme ve eyleme yöneltilmek istenmiştir. Mesela şimdi çok yüceltilen bir figür olarak Abdülhamit, Sultan II.
Abdülhamit dönemine baktığımızda. Şimdi tek parti döneminin hikayeleri anlatılıyor, işte o zaman şöyleydi, böyleydi. Bunların hepsi doğrudur. Genel olarak dine, bu arada da evet, dini yapılara, tarikatlara vesaire yönelik baskı bir şeydir. Bir kurgu değil, bir gerçekti. Ama mesela şu hikaye konuşulmaz. İşte dindar padişah olarak dindarlarına işte bir siyasette rol model olarak oluşturdukları, Erdoğan'ın da onun üzerinden kendisine bir meşruiyet inşa ettiği bir figür olarak Abdülhamit dönemine baktığımızda çok önemli alimlerin ve şeyh efendilerin, tarikat önderlerinin, mürşitlerinin o dönemde farklı şey baskılara maruz kaldığını, bazılarının yerinden yürüdü. Mesela İstanbul'dan sürgün edildiklerini ancak 1908'de ikinci meşrutiyetten sonra evlerine dönebildiklerini görürüz. Yani bu açıdan bakarsak bu şey şaşırtıcı değil. Çünkü siyasetçi için merkezde kendisi var. Kendi hedefleri var. Dolayısıyla başka herkese, yani bu biraz patolojik bir bakış ama aslında böyle bakıyorlar. Yani lehime mi, aleyhime mi? Lehime yönlendirebilir miyim? Aleyhime olmaktan uzak tutabilir miyim? İlişkileri buna göre kuruyor. Yani dolayısıyla dindar da olsa aynısını yapar. Yani sadece mesela Mustafa Kemal gibi, İsmet İnönü gibi isimler kendileri yani seküler, hatta dahası din karşıtı belki bir düşünce yapısına sahip oldukları için yani bir baskı uygulardı ama buna karşılık dindar mesela bir yönetici o hayır hepsine şey kapıları açar ve yani bir dediklerini iki etmez. Böyle bir şey yok. Siyasetçi kullanır. Dindar da olsa kullanır, dinsiz de olsa kullanır. La dini de olsa kullanır, seküler de olsa kullanır. İşte şey yapalım. Yani hangi şekilde olursa olursa olsun siyasetçi kullanır. Yani burada dolayısıyla ben ana problemi cemaatlerde görür. Kullanılmayın. Yani çizgiyi çizin. Çünkü siyasetçi kullanır. O bir sonuca ulaşmak istiyor. Elle tutulur, gözle görülür sonuca ulaşmak için her şeyi kullanır. Dindar olanı da kullanır, dindar olmayanı da kullanır. Sünni olanı da kullanır, Alevi de okul. Kullanabiliyorsa fark etmez. Ama eğer bir şey cemaat gerçekten cemaatse, demesi lazım benim şey, iktidarla işim olmaz. Hani iki türlü işim olmaz, iktidarı hedeflemiyorum. Benim derdim bu dünyalık değil. Bu dünyada nedir derdim en fazla nedir? Yani insanlar Allah'ın rızasını kazanabilecek şekilde iyi insanlar olsunlar, adil insanlar olsunlar. Ancak budur. Yani bunu bugün insanlara bu şekilde anlatayım da yarın buradan iktidara bir merdiven kurmuş olur, bir köprü olur bu dediğinde zaten kendince o uhrevi, yani o ben Allah rızası için çalışıyorum diyor. Ne oldu? Dünyevi bir hedef koymuş olun. Çöktü şey sistem. Çökmemesi için dolayısıyla kendilerini kullandırtmamaları gerekiyor. İktidarla ilişkilerini, bu kişi şu olur, bu olur, dindar olur, ladini olur, belli bir mesafede korumaları gerekiyor. Bu büsbütün hani ilişkisizlik anlamına olmayabilir. Hani böyle tepkisizlik, yani onlar bir dergaha kapanmışlar, dışarıda yani sular seller akıyor, umurlarında değil. Hayır, bu değil. Hani düşüncesini ifade eder ama burada gene bir şey, şu veya bu siyasetin aparatı haline gelmeksizin. Çok zaten aparat ederiz. Haline geldiğiniz son bir şey. Lütfen. Aparat haline geldiğinizde zaten sözünüzün kıymeti kalmıyor. Metin Karabaşoğlu, çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim Burak Bey. Evet, Güne Bakış'ta konuğumuz Metin Karabaşoğlu'yla siyasi iktidar ve dini yapıların ilişkilerini konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. Alpan Telek ve Edgar Çar'ın sunduğu Din Devlet Toplum programının bu haftaki konusu devletin cemaatleri hedef alarak laikleşip laikleşmediği sorusuydu. Bizim devletin şöyle bir şeyi de var, nasıl söyleyeyim, refleksi var. Kendisinin de, yani devletin kendisinin de her zaman
makbul vatandaş tanımında ve resmi ideolojisinde bir Sünni İslam yorumu olduğu için ve bunu Diyanet üzerinden kendisi de gayet örgütlü bir biçimde devlet gücünü kullanarak yaymaya ve aşılamaya çalıştığı için eğitimden, şuradan, buradan, her yerden. Buna karşı, alternatif sunanlara karşı biraz yani kendisine çok rahatsız gördü, kendisini çok rahatsız ettiği andan itibaren müdahale edebiliyor. Bir de üstüne üstlük işin siyasi kısmı var. Yani iktidar. İktidar mücadelesi de var. Şimdi burada mesela o ideal olan nedir? Herkesin örgütlenme özgürlüğü üzerinden var olma hakkı meşrudur. Yasal hale de gelebilir. Ama o dedin ya, Adalet Kalkınma Partisi Fethullahçılarla yaptığı o işte ortaklık mecburi miydi? Yani ideal olanı konuşacaksak, eğer bir toplumda cemaatlerin meşru olarak, demokratik olarak bir arada bulunmaları sağlanacaksa, bunun için devleti ele geçirmelerine gerek yok. Ya ele geçirdiği zaman aslında yeni bir tip baskı politikaları dönemi başlıyor ki 2010 referandumdan sonra bence bir onu dini gördük. Grup neden girmek ister devlete? Yani mesela bir Türkiye örneğinde baktığımız zaman herhalde şöyle bir algı da var. Yani biz hiçbir zaman tutunamayız. Biz var olma hakkımız yok. Anayasa olarak burada Türkiye hiçbir zaman bir liberal demokrasi olmadığı için var olma hakkımız şey yok. Ancak biz o şekilde kendimizi var kalırız. Var kalırız. Ama tabii onu yaptığınız zaman ölç de alıyorsunuz. Daha önce size onu yapanlardan. Yani bunları gördük Ergenekon Balyoz davalarında vesaire. Yani önemli olan devletin kurumlarıyla demokratik bir ilişki kurmuyor. Hiçbir sivil toplumla kurmadığı gibi cemaatlerle de kurmuyor. Mesela bu cemaatlere yönelik operasyonlarda sırada hangi cemaat var? Ruşen Çakır yorumladı. Sıra kimde? Burada baktığımız zaman birincisi siyaseten, siyasi olarak AKP'ye ve Erdoğan'a karşı durma cesareti gösteren yapılar ilk akla geliyor. Bu noktada aklımıza Yeni Asya grubu geliyor. Nurculuğun Yeni Asya kolu geliyor. Ama Yeni Asya çok köklü bir hareket, şeffaf bir hareket, her şeye açık olan bir hareket. Dolayısıyla Yeni Asya'ya karşı siyasi iktidarın rahatsızlığı olmakla birlikte buna ben açıkçası çok ciddi bir şey yapılabileceğini sanmıyorum. Tabii ki her şey mümkün ama Yeni Asya'nın geleneğinin o yapıyı büyük ölçüde muhafaza edeceğini sanıyorum. Ama Yeni Asya'ya değişik şekillerde sorunlar çıkartıldığını biliyoruz. Çalışanlarına yönelik bir takım gözaltılar olabiliyor ya da bir takım faaliyetlerinin Diyanet fuarlarına katılmasının engellenmesi gibi bir takım zorluklar çıkartılabilir ama çok ciddi bir operasyon ihtimalini olacağını sanmıyorum. Ama ilk akla gelen yapının şu ana kadar ki baktığımız zaman özellikle 15 Temmuz sonrasında da o Erdoğan'ın etrafında toplanma kampanyasına dahil olmayan ve eleştirel davranan özellikle bu son tasfiyelerde gözaltına almalar, işten çıkartmalar vesaire bütün bu süreçte eleştirel bir duruş sergiledi Yeni Asyacılar. Ne kadar etkili oldukları ayrı bir tartışma konusu ama bu duruşlarının bile tek başına rahatsızlık yarattığı belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'da BRICS zirvesi çerçevesinde Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. Görüşmeyi Profesör Kerimaz şöyle değerlendirdi. Türkiye-Rusya arasındaki Suriye üzerinden giden son 2 yıldır bir işbirliği var. Ancak bu işbirliği daha önceki yine konuşmalarımızda ifade etmiştik. Şahsi kanaatim bir stratejik, iki tarafın bir stratejik planlamasının bir ürünü değil. Daha ziyade zorunlu ortaklıkla giden bir ilişki, işbirliği. Ve bu zorunlu ortaklıkta taraflar karşılıklı birbirlerine ihtiyaç duyuyorlardı ve hala ihtiyaç duyuyorlar. Ve muhtemelen belli bir süre daha bu ihtiyaç devam edecek. Ancak bu karşılıklı zorunlu ortaklıkta, bu ihtiyaçlarda, karşılıklı ihtiyaçta benim gördüğüm kadarıyla Moskova'nın Ankara'ya, Suriye'deki ihtiyacı her geçen gün Ankara'nın Moskova'ya olan ihtiyacından
daha da azalıyor. Yani bu karşılıklı ihtiyaçta bir dengesizlik söz konusu ve bunun da en büyük nedeni Şam yönetiminin, Esad rejim yönetiminin özellikle çatışmasızlık bölgeleriyle hapsedilen belli bir ceplere, özellikle 4 önemli cebe hapsedilen muhaliflerin yavaş yavaş elimine edilmeleri ve netice itibariyle günün sonunda geldiğimiz noktada bu ceplerden işte Humus, Doğu Guta, Dera, Kuneitra, Süveyde gibi bölgelerin büyük ölçüde Şam kontrolüne geçmesi sonrasında gelinen noktada İdlib sorusu öne çıkıyor. Dolayısıyla burada İdlib'de Türkiye'nin sınırında, Türkiye'nin destek verdiği bazı gruplar da orada yoğunlaşmış bu durumda. Nitekim bu ceplerden, çatışmasızlık bölgelerinden de 70 bine yakın muhalif ve aileleri, tabii bunlar içerisinde muhalif derken de bunlar yelpazesi çok geniş. İşte en ılımlısından en radikaline kadar, cihatçı, radikal örgütlere kadar bahsediyoruz. Bunlar da oraya gönderilmişlerdi. Dolayısıyla İdlib bir şekilde bir barut fıçısına dönmüş durumda. Buranın patlamaması lazım. Ve bu anlamda da işte Türkiye'nin o anlamda Ankara'nın Moskova ile diyalog ihtiyacı çok daha artmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Beyaz Saray'da bir araya gelerek iki taraf arasında bir süredir devam eden gümrük vergisi restleşmesine son verdiklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, 2 saat süren görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında AB ile ticaret savaşından kaçınmak için bir dizi önlem üzerinde anlaştıklarını ve bundan böyle taraflar arasındaki ticaret ilişkilerde yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Öte yandan Avrupa Komisyonu'nun başkanı Juncker ise ABD ile enerji sektöründe işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti. Juncker, AB ile ABD'nin düşman değil, yakın dost ve müttefik olduğuna dikkat çekti ve ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Birbirimizle çalışmak zorundayız. Dünya ticaretinin yarısını bizler temsil ediyoruz. ABD ile AB arasındaki ticaret hacmi 1 trilyon dolardır. Bu nedenle birbirimizle hedef almak yerine birbirimizle konuşmalıyız. Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda süren tartışmalar sırasında ABD müttefiği olan AB'yi ticari bir düşman olarak nitelemişti. Trump ayrıca AB ile Dünya Ticaret Örgütü'nde reformlar için de işbirliğine gideceklerini belirtti. Flanör programında Elif Akbıyık bu hafta Datça Tiyatro Festivali'ni konu aldı. Şimdi şöyle, benim zaten Datça'da kaldığım bir yer var zaten, ben böyle fahri Datçalıyım. Dolayısıyla festivalin planlanmaya başladığı aşamadan itibaren içindeyim aslında. Çok genç bir ekip bir araya geldi. Çok başarılı bir şekilde bu organizasyonun ilk yılını tamamladılar, tamamlamak üzereler. Bugün son günü, onlarla gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum öncelikle. Çünkü Datça'da böyle bir şey yaşamak inanılmaz bir duygu. Yani burası çok kıymetli topraklar ve burada anlatılan hikayeler buranın, bu toprakların hikayeleriyle birleşti ve bence çok kutsal bir şey yaşandı burada. Ayrıca bizim için de tabii ki bütün tiyatrocu arkadaşlarımızla burada bir 4 gün geçirdik. İnanılmaz bir deneyim. Her köşeden bir tiyatrocu çıkıyor. Herkes bir provaya katılıyor. Millet birbirine selam veriyor. Sanki bu bir ütopya ve biz böyle bir yerde, aynı zamanda denize girdiğimiz bir yerde, akşam birlikte sohbet ettiğimiz ve tiyatro konuştuğumuz bir yerde gündüz prova yapıp birbirimizin oyunlarını izleme fırsatı bulduk. Ondan sonraki sene 3 gün olsun, 3 gün 5 gün olsun, 5 gün 7 gün olsun, toparlanalım bir ay Datça'da tiyatroda yaşayalım. Yani 6 ay buraya yerleşelim. Buraya yerleşelim. Çok iyi. Kadar giden. Yok yani İstanbul'dakinden çok farklı bir enerjide oluşuyor burada. Hem üretim olarak hem birlikte olup birlikte sohbet etme olarak çok önemli bir şey yaptılar. Yani biraz bekliyordum bir şeyler ilginç olabileceğini ama bu kadarını da beklemiyordum. Orada muhabbet noktasında aslında yani programda bizim böyle üretim çalışmalarıyla neredeyse bence eşit derecede bizi heyecanlandıran bir oyun sürecinin tamamlanması için en önem verdiğimiz ve kesinlikle olmalı dediğimiz şey oyunlar üzerine fuayeler yapılmasıydı. Yani çünkü bu daha önce bahsettiğim etkileşim mevzusunun olabilmesi için aslında eseri size sergileyen insanlarla bir iletişim kurma ihtiyacı duyuyorsunuz ve bunu aslında sizden uzakta, yukarıda, erişilemeyen bir yerde
duruyor gibi görünürken o insanlar yapmak çok zor. Dolayısıyla biz istedik ki izlenilen oyunlar üzerine oturulsun, samimi bir ortamda muhabbet edilebilsin. Herkes ya abi bu oyunun burasında bunu niye böyle yaptın diyebilsin istedik. O yüzden hani ne olursa olsun programda oyunların faillerine bir yer ayırdık. Güne Bakış'ın bu akşamlık sonuna geldik. Sırada açık oturum var. Edgar Şar'ın konukları Sabri Öncü, Hurşit Güneş ve Ümit Akçay olacak. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.